Merhabalar sevgili izleyenler. Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bildiğiniz gibi her hafta çekmeye devam ediyoruz programlarımızı. Bu hafta yine programımızın başındayız. Şu an Mustafa Kemal Paşa'ya ait Kayabaşı köyündeyiz. Kayabaşı mahallesindeyiz. Şu an Sayın Muhtarımızın yanındayız. Kendisiyle kısa bir röportaj yapacağız. Bakalım bu köyün özellikleri, bu köyle ilgili bizlere neler anlatacak kendisine sormak istiyorum. Bu arada dile getirmek istediğim bir şey var. Biliyorsunuz ki normalde bazı köylere gittiğimizde normal oturma yerlerimiz farklı oluyor. Şu anki oturduğumuz yeri sormak isterseniz veya öğrenmek isterseniz, biliyorsunuz ki tam olarak görünümüyle beraber şu an gerçekten bir tekerin üzerinde havuz şeklinde yapılmış güzel bir şekilde manzarasıyla beraber hoş bir görüntüye sahip olan kepçe tekerleğinin üzerinde şekilleriyle beraber restore edilmiş bir muhtarımızın yanındayız. Ki bunları düşünebilmesi de bizim için efsane. Şu an kendisiyle görüşmek istiyorum. Öncelikle kendisine köyle alakalı sormadan önce kendisini kısaca bir tanıyalım. Merhabalar muhtarım. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz ve sizlere de ben teşekkür ederim. Gelip bizim burada köyümüzü tanıttığınız için tüm ekip arkadaşların hepinize tek tek teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Sizin gibi değerli insanları tanıyoruz. Sizin gibi bu köyleri böyle gerçekten yaşanabilir hale getirenleri gördükçe biz daha çok mutlu oluyoruz. Öncelikle sormak istiyorum. Bu tam olarak aklınıza nereden geldi? Bu eşim Hepsi bunların eşimin eseridir. Eşim bunları görmüş. Eşim de burada köyde hayat var deniliyor ya, işte hayat köyde başlıyor. Neden köyde başlıyor? İşte her şeyi köyde yapabiliyorsunuz. Bir tekerleği bile masaya çevirebiliyoruz. İşte boyayarak çöpe atılan çöpleri değerlendirerek köyde tekrar hayata tutunduruyoruz. İşte bu şekilde boyayarak ve tekrar üstüne güzel bir saç yaparak ve eskiyi yeniye çeviriyoruz. İşte ben Bursa Mustafa Kemal Paşa, Kayabaşı Muhtarı Mustafa adı güzel. Bir de kendimi de tanıtayım. Ben şehirde 20 sene şehirde kaldım ve 10 sene oldu köye döndüm tekrar. Tabii bu köyde doğduk, bu köyde büyüdük 10 yaşına kadar. Ve şehirlere gittik çalışmaya, çalıştık ve baktık ki asıl yerimiz bizim köyler. Eğer ki köyleri ayakta tutabiliyorsak şehirlerimiz de ayakta durur. Ve baktık dedik ki köydeki insanlarımız şehirlere gidiyor. Köylerde tarlalarda çalışacak insanlar kalmıyor. Dedik ki biz dönelim, örnek olalım. Hakikattan dünyada köylerimiz olmazsa şehirlerimiz de olmaz. Ve döndük köyümüze geldik. Dedik ki halkımızda muhtar yapalım seni. Dediler ki Mustafa gel köyümüze muhtar ol. Köyümüzün suları 30 yıldır akmıyordu ve bir su deposu yaptırdık. Köyümüzün meraları orman içindeydi. Tarım Bakanlığımızın onaylayıp da meralarımızı ıslah çalışması yaparak ve bakın böyle meralarımızı koyunlarımıza, ineklerimize güzel bir mera kazandırdık. Ve şu an hayvanlarımız ve çiftçilerimiz inanın şehirde yaşayanlar da köye dönüp de ben de hayvancılık yapayım diyor. Niye? Devletimizin böyle bir imkanlar sunup meralarımızı ıslah edip ve halka açması halkı tekrar köye dönmesini sağlıyor. Biz de muhtar olarak elimizden geldiği kadar Ankaralara kadar gittik, dilekçelerimizi verdik. Devletimiz sağ olsun, Allah razı olsun geldi bizim meralarımızı ıslah çalışmasını yaptı ve 10 çeşit karışık ot tohumu verdi, ektik hayvanlarımız otluyor. Ve ben de tabii köyde bu meralarımızı yaptırdık, mezarlıklarımızı yaptırdık, su depolarımızı yaptırdık, köyümüzün içindeki parke taşlarını yaptırdık, çocuk parklarımızı yaptırdık ve mezarlığımızın etrafını betonlarla yaptırdık. Ve en son artık köyümüzün bütün işlerini bitirip ve camimize başladık. İşte en önemlisi bu. Köylerde böyle bir eser bırakmak Allah kim istiyorsa ona nasip etsin. Amin efendim. Bizler bunu istedik, bu camimizi ve
Eskimişti camimiz. Yıkıp yenisini yapalım dedik. Ve halkımdan da Allah razı olsun, köy halkımdan da. Dediler muhtar sen bu işe başla. Biz Kayabaşı köyü halkı olarak senin arkandayız. Ve ne gerekiyorsa maddi manevi yardım ederek bu camimizi tekrar güzel bir 150 yıl sonraya kadar yeni bir cami yapalım dediler. Ve başladık camimize. Allah razı olsun. 3 ay içinde 3 katlı 220 metrekare 600 kişilik camimizi ve 3 ay içinde bitirdik. Ve şimdi bitirdik derken sadece kaba inşaatını. Ve şimdi en kısa zamanda da bu içerisinin dekorlarını ve iç yapımını ve bunu da bitirip halkımıza bu camiyi açıp burada ibadet etmeyi düşünüyoruz. Ve bu camiye yardım eden ama maddi ama manevi bütün hayırseverlerden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ederim. Ve tabii bizim de arkadaşlarımız buraya geldiler. Burada ben de şehirden döndüm. Koyun aldım. Koyun bakıyoruz. Çiftçilik yapıyorum. Ve köyümde bir dam yaptım. Evimi yaptım. Ve mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde köy hayatı yaşıyorum. İşte bakın. Şehirlerimizde değil. Gelin bütün hayat köylerimizde. Ben 10 yaşına kadar bu köyde kaldım. Ve 20 sene şehirde yaşadım. Ama ki her şey köyde. Bakın. Lastiği masaya çevirebiliyorsak, eğer ki böyle bir tarlayı, böyle bu şekilde eski attıklarımızı, ızgaralarımızı, bu küplerimizi, bakın, eski beğenmediğimizin eski tarihi eserlerimizi, bakın, bu şekilde de eski küçük lastiklerimizi çiçek saksı yaparak ve bakın eski bizim sepetlerimizi bu şekilde değerlendirerek bunları halka kazandırabiliyorsak bizlere ne mutlu. Ve ben Kayabaşı Muhtarı olarak bütün insanlara sesleniyorum. Gelin köylere, köyde hayatta başlayın ve köylümüz de şehirdeki yaşayan arkadaşlarımız, insanlarımız da bu şekilde rahat eder. Peki muhtarım size sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki pandemi herkesi etkiledi. Bu süreçte biliyoruz ki şu an anladığımız kadarıyla köyler en az pandemiden etkilenen yerler olmuştur. Doğru mudur? Evet, çok doğrudur. Çok iyi bir şeye değindiniz. Zaten önemli olan şehirde kalabalık yerlerde bu hastalık döneminde yaşamak gerçekten zor. Yaşamamak gerekiyor. En önemlisi köylere gelip köylerde böyle yalnız kalabalık ortamlarda değil de böyle kendi bahçende, kendi evinde bu şekilde yaşamayı düşünürsek bu hastalığı da çok çabuk yeneriz. Ve bakın nasıl, bak ben düşünüyorum diyorum ki geldim köyde bahçemi yaptım. Bununla şu bizim eskiden öküzlere koştuğumuz sabandır. Bununla bu bahçelerde ekim yaparsanız, bu bahçede ailenizle yaşarsanız hastalığı çok çabuk yeneriz. Bu yüzden hani diyoruz ya hayat köyde var. İşte bu hastalığı da yenmek köyde başlar. Yani burada başlayıp ve burada bitirmek gerekir. Ve bakın ben köye geldim, tümör vardı ve bunu yendim başımda. Ve köyde yaşıyorum, kendim ekiyorum, kendim biçiyorum. Hayvanlarımıza bakıyoruz, doğal ortamda yaşıyoruz. Ve doğal ortamda yapılan, ekilen her şey gerçekten tüm hastalıkları yener. Bizim bütün insanlarımız buna dikkat etmesi gerekiyor. Evet Sayın Muhtarım, sizlere sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki burada en çok hayvancılık olarak biliniyor. Siz muhtarlık dışında başka bir iş yapıyor musunuz? Misal hayvancılık gibi. Siz de yapıyor musunuz? Tabii bakın bizim Türkiye'mizde muhtarlık çok önemlidir. Muhtarlarımız örnek insanlardır. Muhtarlarımız çiftçilik, hayvancılık, tarım, esnaf, her şeyin başında bir muhtar vardır. Biz de muhtar olarak sade muhtar değildir. Muhtar hayvanıyla uğraşan, insanıyla dertleşen, tarlasıyla uğraşan,
domatesiyle uğraşan, biberiyle uğraşan ve ben de Kayabaşı muhtarı olarak koyunculuk yapıyorum. Ve koyunlarımızı, kuzularımızı çoğaltıp ve devletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben de şehirden köyüme döndüm. Köyde hayat var dediğimiz yerde koyunculuk yapıyorum. İşte koyunlarımız. İşte bakın. Şehirde yaşayıp köyden şehire göçen arkadaşlarımız kiralar ödeyerek bir asgari ücretle çalışarak şehirde yaşamayı düşünmesinler. Köylerinde kalıp bugün 4.000-5.000 maaşla şehirde çalışarak değil de köye gelip 50 tane koyun baksalar bugün 50 koyunla yaklaşık 6-7 milyar lira, bin lirayla maaşla çalışmış olurlar. Ve bak bu kadar kolaydır hayvan bakmak. Ve alıyorsunuz önünden yemine veriyorsunuz ve bir de meraya salıp otlatıyorsunuz. Ve ne oluyor? Çiftçimize de destek oluyor ve katkıda oluyor. Ve piyasamıza da değer katıyor. İşte ben Kayabaşı muhtarı olarak köyüme gelip hayvancılık yapıyorum, koyun bakıyorum ve buradan kazanıyorum. Ve bütün şehirdeki arkadaşlarımıza da köylerimize dönüp köyde hayat var deyip hayvancılık yapsınlar, ekonomimize can getirsinler. Ve ben burada sizlere de çok teşekkür ederim. Ve çiftçimizi, köylümüzü, bütün halkımıza tanıttığınızdan dolayı hepinizden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim bize verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Şöyle söyleyeyim, normalde insanlar genellikle hazıra alışmış durumda ki bizler de o şekilde. Sizleri böyle çalışırken görmek, işine sadık bir şekilde görmek, yani bu hayvanları sonuçta bu şekilde yetiştirip bizlere ulaştırabilmeniz bizler için çok iyi bir şey. Çünkü hem etinden hem sütünden dediğimiz gibi yararlanıyoruz. Bunlar olmasaydı, yetiştirdiğiniz hayvanlar olmasaydı biz ne yoğurt, ne süt, ne peynir biliyorsunuz ki ne etinden, ne de biliyorsunuz ki yününden faydalanabiliyorduk. Sizin sayenizde biz de bunların hepsine kavuşmuş bulunuyoruz. Bunlar için sizlere gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve evet, her zaman söylediğim gibi köyde hayat var. Köylere değer verelim. Büyüklerimiz de köylere desteklerini kesmesinler. Yatırımcılar köylerimize desteklerini kesmesinler. Köyü yaşat ki ülken yaşasın. Köyü yaşatmazsak inanın geriden gelen nesil gerçekten zorluklar içinde yaşar. Ve sizin dediğiniz gibi köyümüzü yaşatmazsak ne sütünden, ne etinden, ne sebzesinden, ne meyvesinden faydalanamayız. Onun için sizden tek istediğimiz şey büyüklerimiz, devletimiz köylerimize desteklerini bırakmadığı sürece ve köylerimizde yaşadığı sürece ülkemiz ve daha büyük yerlere gelir, daha iyi şekilde yaşamayı insanlarımıza mutlu bir şekilde yaşamayı sürdürürüz. Peki efendim, şimdi muhtarımızın söylediklerinden öne çıkardığımız şeylerden bir tanesi öncelikle hayvancılık yapanlar işlerini bırakmasınlar ve şehir hayatından bıkmış olmuş insanlar da köy hayatına alışmaları açısından hayvan besleyebilirler köye gelip. Eğer köy hayatını gerçekten istiyorsanız, doğal bir ortamı istiyorsanız, hastalıktan uzak, sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorsanız köylerimizi tercih edebilirsiniz. Evet sevgili izleyenlerimiz, şu an büyük hayvancılık, küçük hayvancılık dediğimiz hayvanların yanındayız. Şu an büyükbaş hayvanların olduğu taraftayız. Bir tane köyde İkamet eden bir tane abimizin yanındayız. Kendisiyle konuşmak istiyorum. Bakalım bizlere neler anlatacak. Merhabalar öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz efendim. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Selahattin Adıgüzel. Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşmaktayız. Aynı zamanda hayvanlarımızı kendimiz işte otlatıyoruz meralarda. Yem maliyetleri yüksek olduğundan dolayı meralarda hayvanlarımızı doyurmaya uğraşıyoruz. Hı
Bu şekilde hayatımızı idame ettirmeye uğraşıyoruz. Peki efendim, bunların tam olarak üreme zamanı ne zaman? Üreme zamanı genellikle kışa girerken Eylül-Ekim aylarında üreme zamanları. Ama eskisi gibi değil, şimdi suni tohumlama olduğundan dolayı her ayda da tohum doğum yapabiliyor. Bu şekilde. Peki efendim, normalde biliyorsunuz ki hayvanlar hani süt veriyorlar, bunların peyniri, yoğurdu falan oluyor. Onları yapıyor musunuz? Bunların sütünü satıyoruz. Sütçü gelip alıyor. Hı hı. O şekilde. Peynir yapamıyoruz. Peynir yapsak da istediğimiz fiyatlarda satamıyoruz şu an. Peki efendim, bunlar kaçıyorlar. Neden kaçıyorlar? Şu an hava ısındı. Bambal dediğimiz sinek çıktı. O yüzden hayvanlar şu an sıcakta durmak istemiyor. Bir an önce dama atıp kendini rahatlamak istiyor. Çünkü hayvanları, sinekler sürekli ısırıyor. Kan emiyor. O yüzden kaçmak istiyor. Şu an eve gitmek istiyor hayvanlarımız. Bu şekilde meralarımızı ıslah ettirdik. Çok şükür. Islahdan dolayı memnunuz. Devletimizden, ilçe yönetimimizden memnunuz. Bu şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. Daha önce meralarımız çalılıktı. Hayvanlarımızı otlatamıyorduk. Şu an muhtarımız ve mera başkanımız, çok teşekkür ediyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğümüze, İl Tarım Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Hayvanlarımıza güzel bir mera ıslahı oldu. Bunun her köylerde yapılmasını öneririm. Bu şekilde hayvanlarımıza bakıyoruz. Peki efendim, verdiğiniz röportajdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Abimizin de anlattığı gibi hayvancılıkta aynen bu şekilde oluyor. Zaten diğer küçük başta da duyduğumuz gibi büyük başta da aynı şekilde oluyor. Bakalım daha çok neler var bu köyde? Daha güzellikleri tam olarak neler? Bakalım bizlere neler sunacaklar bu köyde? Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Şimdi de koyunlarımızı güden çobanımızın yanındayız. Bakalım kaç tane koyunumuz var, kaç tane yavruları var. Onların hepsini tek tek soracağız. Ondan hariç bakalım hangi işte uğraşıyor kendisi. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyi, Allah'a şükür. Sizi sormalı. Biz de iyiyiz efendim. Öncelikle burada tam olarak kaç tane koyun var? 200 tane araç koyun var. 200 tane. Peki bunlara nasıl bakabiliyorsunuz? Bunların bakımlarını nasıl üstlenebiliyorsunuz? Ya ailemizle beraber, ya şimdi çocuklarla bakıyoruz kışın. Yazın kendim gidiyorum. Gece gidiyoruz, gündüz gidiyoruz işte. Böyle uğraşıyoruz işte hayvanlar. Peki bunların yavruları var mı? Var. Tabii kıştan sattık. Çok kuzu sattık da şimdi ikinciye doğum yapıyorlar. Şimdi bir 100 tane kadar var yine. 100 tane de kuzusu var. Evet. Peki şöyle söyleyeyim sizlere, normalde biliyorsunuz ki bu hayvanları tam olarak hani bu aşılamasından tutun, yeminden tutun, hani bu temizlemesine kadar nasıl bir zorluk aşamalarından geçiriyorsunuz tam olarak? Her şeyin zorluğu var ama işte bu bahar zamanı temizliğinin gübresini, hayvandan kemresini baharda atıyoruz. Yerler kuruyunca aşı zamanı zaten Mart, Nisan ayında aşılarını yaparsın, apını yutturursun. Peki kaç saatinizi ayırıyorsunuz bunlara? Ya şimdi sabahleyin 3-4 saat gidiyoruz, akşamdan 3-4 saat gidiyoruz. Ya şimdi bazı ayın 15'inden sonra mesela akşam 7, sabah 6 gibi eve gidiyoruz. Bütün gece merada yani. Anladım. Peki bunların hani derler ya, etinden, sütünden faydalanmak lazım. Siz de aynı şekilde yapıyor musunuz? Evet, şimdi kuzularına beslik yapıyoruz. Etini satıyoruz bıçaklık. Koyunlarda süt varsa sağdığımız yok da şimdi yeni yeni sütünü sağmaya başladık yani. Hı hı. Sütünü satıyoruz. Öyle işte. Hayat. Bunların getirisi var mı sizlere? Var tabii. Olmaz olur mu? Bunlarla geçiniyor zaten. Aşağı yukarı 11 yaşında beri ben bunların içindeyim. Hı hı. 24 yaşında mesela 2007'den beri devamlı kendi işimi yapıyorum. Babamla ayrı. 30 seneden beri bu hayvan içinde, devamlı hayvanın içindeyiz yani. Bunların peki cinsleri tam olarak nasıl ayırt edebiliyorsunuz? Yani şu şekilde söyleyeyim. Hani çocukluktan mesela bu küçük doğduğundan itibaren anlayabiliyor musunuz? Yani, bir de kırkım işlemleri nasıl yapılıyor? Ya doğduğundan değil. Bu cinsi zaten merinos cinsi. Bunun şimdi bir kusu da aynı. O şikandan devam ediyoruz yani. Buranın, bu yerinin
Bursa'nın Balıkesir'in koyun cinsi bundandır yani. Bu şey böyledir yani. Kırkılma işlemleri ne zaman yapılıyor? Peki kaç senede kaç defa yapılıyor? Ya bir sefer yapılıyor. Normal şimdi Eylül ayında, bir Nisan'da kırkılır. Bir de Eylül'de kırkılır. İki sefer kırkılır yani hayvanlar. Peki onların yünlerini ne yapıyorsunuz tam olarak kırktıktan sonra? Yani veriyoruz ama günlerde 2 liraya alıyorlar yani, kurtarmıyor. Mesela 2000 lira bunlara kırkma parası verdim. 1400 lira yün parası aldım.